السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مثبت الأقدام ثبت أقدامنا على دينك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا أفرغ علينا صبرا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آمين. Kıymetli abilerim, İnşallah Allah Azze ve Celle nasip ederse bizler bugün sizlerle abdest babına bir giriş yapacağız. Allah Azze ve Celle'nin lütfetmesiyle inşallah. Geçmiş derslerimizde kardeşler bizler suların ahkamından konuştuk. Genel olarak taharet babında, taharet kitabında suların ahkamından konuştuk. Kaplarla alakalı konuştuk. Hangi kapları kullanabiliriz? Hangi tabaktan yemek yiyebiliriz? Hangi bardaktan su içebiliriz? Bunlara dair konuştuk. Derilerin hükümlerine dair konuştuk kardeşler sizlerle. Allah Azze ve Celle'nin bizlere lütfetmesiyle. Geçen son yapmış olduğumuz dersimizde misvak kullanmak, misvakın önemi, bunun hakkında konuştum. Daha sonra fıtratın özellikleriyle alakalı konuşmuştuk. Değil mi? Hatırladınız mı? İnşallah böyle birkaç tane soru sorayım. Ondan sonra abdest babına geçmiş olalım. Misvakla alakalı, ondan sonra fıtratın özellikleriyle alakalı birkaç soru sormuş olayım sizlere abiler. Tam olarak misvakı nerelerde kullanmak tekitli olurdu kardeşler? Misvağı nerelerde kullanmak tekitli olur? Buyurun abi. Hocam abdestten önce namazdan önce. Hepsini zikretmeyin. Birkaç tanesini zikredebilirsiniz. Abdestle beraber, namazla beraber. Başka? Mescide girerken. Mescide girerken, mescitle beraber eve girerken. Başka? Buyurun abi. Gece uyandığında hocam. Gece uyandığında, evet. Başka buyurun abi. Sabah, gece fark etmez. Evet, uykudan uyanıldığında, daha geniş bir tabirle uykudan uyanıldığında. Tabii şöyle söyleyeyim, yani gece uyanılması veya sabah uyanılması, bunlar bazı meselelerde birbirinden farklı hükümler. Gündüz uykusuyla gece uykusunun arasında bazı farklılıklar var. Ama biz normalde ağzı misvaklamakla alakalı hem gece uykusu hem gündüz uykusunu beraber zikretmiştik. Ama farklı rivayetleri var. Evet, Bayram abi siz söyleyin. Kur'an okurken, evet. Başka? Tafadlar abi. Ağız kokusunu değiştirmek halinde. Evet, ağız kokusu değiştiği zaman. Başka üzerine ziyade yapacak. Buyurun abi söyleyin. Hocam namaz öncesinde. Namaz öncesinde söyledik. Namaz ve abdest sırasında diye abi söyledi. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Buyurun abi. Hocam eve girerken. Eve girerken, mescide girerken, eve girerken. Buyurun abi. Hocam dişlerimizin sarardığını. Dişlerinin sarardığını fark ettiğimizde başka var mıydı? Buyurun abi. Hocam uzun süre konuşulmadıktan sonra. Uzun süre konuşulmadığında veya bir madde kaldı Allah'a alem şu an saydığıma göre, yemek yenildikten sonra. Onu kimse söylemedi değil mi? Yemek yenildikten sonra da dişler misvaklanır. Evet, peki fıtratın sünnetleriyle alakalı neler zikrettik? Fıtratın sünnetleri tam olarak nelerdir? Buyurun abi söyleyin. Avret mahallini tıraş etmek. Başka? Buyurun abi. Koltuk altı tıraşı. Tafadda lakı. Sünnet olmak. Sünnet olmak. Buyur abi. Sakalı uzatıp. Sakalı uzatıp bayağı kısaltmak. Muhalefet edenler. Muhalefet etmeyin. Evet. Tırnakları kesmek. Tırnakları kesmek. Başka? Tafadda lakı. Yapmadan önce sünnet sünnet. Tamam, inşallah bununla yetinmiş olan. Bir de aynaya bakmak sünnetli değil mi? Güzel. Aynaya bakmak. Güzel koku sürmek. Evet. Tamam inşallah. Başka, kaza tıraşı ne demekti abi? Kaza tıraşı. Buyurun abi. Hocam saçın bir bölümünü kesip bir bölümünü bırakmak. Saçın bir bölümünü kesip bir bölümünü bırakmak. Evet. İbn-i Teymiye'nin güzel bir sözü vardı, söylemiştim değil mi? İnsanın beden, bu mesele kaza tıraşı yapmak, saçın bir bölümünü kesip bir bölümünü bırakmak. İslam dini adalete emreder.
kişinin bedeninin bir kısmını güneşe, bir kısmını gölgede bırakması doğru değildir. Veya bir ayakkabıyla yürüyüp diğer ayağın boş kalması, ayakkabı giymemek, bir ayağa ayakkabı giymek, bir ayağa giymemek, bu da İslam dininin güzel görmemiş olduğu şeylerdendir. İslam dini insanın bedenine adaletli bir şekilde davranmasını ister. İnşallah kardeşler, bu girişten sonra Allah nasip ederse bugünkü konumuza giriş yapmış olalım. Bugünkü konumuzda abiler, abdest babına bir giriş yapacağız inşallah. Abdest hakkında konuşacağız. Kıymetli abilerim, aslında sadece bu meseleyi, bu dersimizi abdestin faziletine ayırmış dahi olsak, inanın bir ders veya birkaç ders yapmış oluruz. Sadece abdestin hükümleri değil de abdestin faziletine dair, sadece buna dair konuşsak da inanın bir meclis veya birkaç meclis yapmamız gerekecek. Ama sadece İmam Müslim'de geçen şu hadisi size söyleyeyim. Ondan sonra abdestle alakalı konuşacağım inşallah. Farzları, şartları, abdestin sıfatı, genel meseleler hakkında konuşacağız inşallah. Kardeşler, İmam Müslim'in hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bir Müslüman, bir kimse abdest aldığında yüzünü yıkadığında, yüzündeki organlarıyla işlemiş olduğu bütün günahları, yüzüne vurmuş olduğu o suyla, yüzünü yıkamış olduğu o suyla hepsi dökülür dedi. O suyla hepsi dökülür. Daha sonra kişinin, kulun koluyla işlemiş olduğu her ne günahı varsa kolunu yıkadığında suyla veya suyun son damlasıyla o günahlar dökülür dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kul ayaklarını yıkadıktan sonra suyla veya suyun son damlasıyla ayaklarıyla işlemiş olduğu bütün günahları mağfiret olunur dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi bu büyük bir fazilettir değil mi? Her birimiz gözlerimizle işlemiş olduğumuz günahlarımız var. Her birimizin dilimizle, ağzımızla işlemiş olduğumuz günahlarımız var. Yüzümüzü yıkadığımızda bütün günahlarımız temizleniyor inşallah. Ellerimizi, kollarımızı yıkadığımızda ellerimizle işlemiş olduğumuz günahlarımız var abiler. Harama yakınlaşmamız, haramı tutmamız veya bu minvalde yapmış olduğumuz nice şeyler var. Abdest aldığımızda suyla veya suyun son damlasıyla kolumuzdaki bütün günahlar silinip gider. Veya ayaklarımızla işlemiş olduğumuz haramlarımız, günahlarımız var. Ayaklarımızı yıkadığımızda hepsi suyla veya suyun son damlasıyla akıp gider. Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun bizleri böyle güzel bir dinin müntesibi kıldığından dolayı. Kardeşler, inşallah dediğim gibi Allah Azze ve Celle nasip ederse bu dersimizde vudu hakkında konuşacağız. Yani abdest hakkında konuşacağız. Vudu, Türkçe karşılığı tam olarak abdest demektir. Bu derste inşallah abdeste dair özellikle abdestin farzlarını ve abdestin şartlarını size zikretmek istiyorum. Abdestin sıfatı, abdestin şekli inşallah gelecek derse bırakalım. Ama bu dersimizde abdestin farzları tam olarak nelerdir? Abdestin şartları tam olarak nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Şart ve farz, yani abdestin farzları ne demek? Abdestin şartları ne demek? Öncelikle bunu bir izah edeyim sizlere. Abdestin farzları dediğimizde kardeşler, abdest fiilinin içerisinde olan böyle kesinlikle terk edilmemesi gereken farzlardır. Kesinlikle terk edilmez. İslam şeriatının böyle zorunlu olarak üzerimize vacip kılmış olduğu bazı fiiller farzdır. Biz onları farz olarak yaparız. Bazı şeyleri de vardır ki onlar da muhakkak olması gerekir abdest için ama abdestin dışındadır abileri. Abdest fiilinin dışındadır. Bunlar da şart olarak isimlenir. İnşallah namaz babına geldiğimizde de öyle zannediyorum, bu meseleye yine değinirim. Namazın farzları var ve namazın şartları var. Namazın farzları namazın içerisinde olan, kesinlikle namazın heyetinin içerisinde olan ve kesinlikle terk edilmeyecek şeyler. Terk edilmeyecek fiiller ve sözler. Ama namazın şartları namaza hazırlık cihetinden mutlaka olması gereken şeylerdir. Abdest için de aynı şey söz konusudur. Abdestin farzları vardır ve abdestin şartları vardır. Abdestin farzları abdest fiilinin içindedir. Kesinlikle terk edilmez. Abdestin şartları ise abdest fiilinin dışındadır. Yine kesinlikle terk edilmez. Kardeşler, bir kimse namaz kılmak istediğinde abdest alması zorunludur. Abdest alacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Ya eyyühellezine amenu İza kumtum ila salati فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَاَرُجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ Ey iman edenler, namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi yıkayın. Dirseklerle beraber kollarınızı yıkayın. Başınızı mesledin ve ayaklarınızı da yıkayın dedi Allah Azze ve Celle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari ve İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadise dedi ki, La yakbelullahu salate ahadikum iza ahdefe hatta yetevalla. Sizden bir kimse, abdesti bozulan bir kimse,
Abdest alıncaya kadar Allah onun namazını kabul etmez diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz kılmak istiyoruz. Allah azze ve celle namazı üzerimize vacip kılmış. Öncelikle kardeşler abdest almamız gerekir. Abdest fiilini yerine getirmemiz gerekir. Abdest aldıktan sonra kardeşler öncelikle normalde abdest almak isteyen kişinin önce eğer helâ ihtiyacı varsa helâ ihtiyacını giderir. Helâ ihtiyacını giderir ve helâda temizlenir. İstinca veya isticmar yapar. Suyla veya katı maddelerle temizlenir. Daha önceki derslerde bunun üzerinde konuşmuştum. Daha sonra abdest için geldiğinde artık abdest fiilini yapacağı zaman bu niyetle gelir. Abdest alma niyetiyle gelir. Niyet meselesini inşallah gelecek derste anlatacağım. Tam olarak abdest için veya genel ibadetler için niyet nasıl olur? Gelecek derste konuşacağız inşallah. Abdest almak için gelen bir kimsenin kardeşler eğer helâ ihtiyacı varsa helâ ihtiyacını giderir. İstinca veya isticmar yapar. Suyla veya katı bir maddeyle temizlenir. Daha sonra abdest için abdest niyetiyle gelir. Daha sonra ilk olarak ne yapması gerekir? Müellif şu ana kadar konuşmuş olduğum şeylerden bahsetmedi. Direkt bundan sonra yapılması gereken şeyler hakkında konuştu kardeşler. Dedi ki okuyayım kısaca konuşalım inşallah üzerinde. Dedi ki müellifimiz Şeyh Mer'i İbn Yusuf el-Kermi. Babul vudu, abdest babı. Tecibu fihi et-tesmiye. Onda tesmiye yani bismillah demek vaciptir. Vacip olur. Ve teskutu sehven, unutulduğunda düşer. Eğer bir kimse tesmiyeyi unutmuşsa, bismillahı unutmuşsa onun üzerine düşer bunun sorumluluğu. Ve in zekaraha fi esnaihi ibtada. Şayet abdest alma esnasında hatırlarsa tesmiye getirir. Bismillah der. Kardeşler, abdeste normalde kişi ihtiyacını giderdi, temizlendi, abdest niyetiyle suyun başına geldi. Abdeste başlamadan önce, ellerini yıkamaya başlamadan önce besmele çekmesi gerekir. Veya besmele değil kardeşler, tesmiye. Besmele ile tesmiyenin arasında nasıl bir fark vardı? Buyurun abi. Evet. Besmele bismillahirrahmanirrahim demektir abiler. Tesmiye ise bismillah demektir. Müellif burada tesmiye dedi. Dedi ki tecibu fihi et tesmiye. Tesmiye yapmak, bismillah demek vaciptir. Artık kişi abdest için geldiğinde bismillah demek zorundadır kardeşler. Şunu söyleyeyim. Bu vacip midir? Besmele çekmek, abdestten önce besmele çekmek vacip midir, değil midir veya sünnet midir? Bu ilim ehlinin arasında ihtilaflı olan bir meseledir. İlim ehlinin arasında abdestten önce besmele çekilmesi veya besmele demeyeyim, ben besmele ile ara ara karıştırabilirim, siz tesmiye anlayın abiler. Tesmiyeye getirmesi vacip midir, sünnet midir veya müstehap mıdır? Bu noktada ilim ehlinin arasında bir ihtilaf vardır. Cumhur ulema, onlardan kastetmiş olduğumuz kimseler Hanefilerdir. Şafiler ve Malikiler bu meselede cumhurun ekseriyetine ulaşan kimseler dediler ki tesmiye için abdestten önce bismillah lafzı için o sünnettir. Eğer bir kimse unutmuşsa veya kasten terk etmişse abdesti batıl olmaz dediler. Böyle bir kimsenin abdesti batıl olmaz. Eğer ister kasıtlı terk etsin besmeleyi, ister sehven yani unutarak terk etsin, abdesti hiçbir açıdan zarar görmez dediler. Bu cumhurun görüşü. Hanefilerin, Şafilerin ve Malikilerin. Şeyh İmam Mer'i'nin burada tercih etmiş olduğu görüş veya Hanbelilerin genel olarak tercih etmiş oldukları görüş ise bu meselede kardeşler tesmiyenin abdestten önce vacip olmasıdır. Tesmiyenin abdestten önce vacip olmasıdır. Bir kimse abdest almak için geldiğinde besmele çeker. İlk başta başlamadan bismillah demesi vaciptir, getirmesi gerekir. Eğer sehven yani unutarak terk ederse bir mazeret yoktur. Allah Azze ve Celle bu ümmet için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti için hatayı ve unutmayı kaldırmıştır. Aleyhissalatu vesselam öyle söyledi. Dedi ki, ufiye li ümmeti anil hata'a ve nisyan. Ümmetim için, ümmetim hatalardan veya unutmalar konusunda muaf tutulmuştur dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mazeretli kabul edilmiştir. Unutmamız ve hata yapmamız, yanılmamız. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin katında muaf kabul edilmiştir. Eğer bir kimse unutursa, Hanbelilerin görüşünü söylüyorum kardeşler, İmam Mer'i İbn Yusuf'un da tercih etmiş olduğu görüş. Eğer bir kimse kasıtsız bir şekilde terk ederse, yani sehven unutursa bir beyis söz konusu değildir. Abdest sırasında hatırlarsa tesmiye getirmesi gerekir. Bismillah demesi gerekir. Abdest sırasında hatırlarsa, ne zaman hatırlarsa hatırlasın tesmiyeyi çekmesi gerekir. Bismillah demesi gerekir. Ama kasten terk ederse bismillah lafzını, Hanbelilere ve Şeyh Mer'i İbn Yusuf'un tercih etmiş olduğu görüşe göre abdesti batıldır.
tekrar baştan iade etmesi gerekir bu abdestini. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmed ve İmam Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu bir görüşte, bir hadiste aleyhissalatü vesselam dedi ki La vudu'e limen lem yezkur ismallahi aleyh. Şöyle bir kimsenin abdesti yoktur. Başında Allah azze ve celle'nin anılmadığı bir abdest yoktur dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Veya böyle bir kimsenin abdesti yoktur dedi aleyhissalatü vesselam. Kim abdestinin başında tesmiye getirmemişse bunun abdesti yoktur dedi. Peki niye cumhur böyle bir görüş aldı? Böyle bir hadis olmasına rağmen. Hocam bu konuda hadis var diyorsunuz. Nasıl cumhur bu görüşe nasıl vardı? Bu konu hakkında cumhur da diyor ki abiler. Aslında ihtilaf muteber bir ihtilaftır abiler. Böyle zahirince tamam bu konuda hadis var. Bunların diğer tarafın hiçbir şey yokmuş. Böyle ki cumhur da o sıralar hiçbir şey yokmuş demiyoruz. Muteber bir ihtilaf. Onlar da dediler ki tamam siz hadis getiriyorsunuz ama bu hadis zayıftır dediler. Hanbeliler veya Hanbeli ekolü üzere olanlar onlar dediler ki hadisi aldılar. Bu hadise itibar edilir, gereklerle amel edilir dediler. Aldılar, kullandılar. Bir kimse kasıtlı olarak terk ederse abdesti batıl olur dediler ama cumhur dediler ki hadis zayıftır. Besmele veya tesmiye getirmek sünnettir. Getirirse kişi ecir alır ama terk ederse abdesti batıl olmaz görüşüne sahip oldular. Abdest sırasında da hatırlanırsa abdest sırasında söylenebilir. Hiçbir beysi yoktur. Bundan sonra kardeşler Şeyh İmam Meryem İbni Yusuf abdest bahsinde abdestin farzlarını ve abdestin şartlarını bize zikredecek. Abdestin farzları nelerdir ve abdestin şartları nelerdir? Abdestin farzları için 6 şeyi zikretti Şeyh Meryem İbni Yusuf. İnşallah teker teker zikredeceğiz. Abdestin şartları için ise 8 tane şart zikretti. Normalde abdestin sıfatı gelecek derste gelecek kardeşler. Gelecek derste üzerinde konuşacağız. Tam olarak abdest nasıl alınır? Ama ilk olarak müellifimiz burada bize böyle madde madde abdestin farzları nelerdir? İlim talebesi her bir Müslüman bunları madde madde ezberlesin veya gerekleriyle gerektirmiş olduğu gibi amel etsinler. Veya abdestin şartları nelerdir? İlim talebesi bu şartları tek tek isim isim ezberlesin veya gerekleriyle amel etsin. İlk olarak madde madde bunu bize zikretti. Okuyayım abiler size inşallah metnin bu devam eden bölümünde. Dedi ki ve furuduhu sitte. Abdestin farzları 6 tanedir. Gaslul vecih. Yüzü yıkamak. Ve minhul madmadatu vel istinşaku. Ve yüzü yıkamanın içerisinde ağız ve burun da ağzı ve burnu yıkamak da buna dahildir. Yüzü yıkamaya dahildir. Ve gaslul yedeyn ma'al mirfakayn. İkinci olarak kolları dirseklerle beraber yıkamaktır. Dirseklere kadar değil. Dirseklerle beraber yıkamaktır. 2. 3. Ve mesru ra'si kullih. Ve başın hepsini meshetmek. Başın hepsini meshetmek. Ve minhu el-eznan. Ve kulaklar da baş içerisindedir. Ve gaslur recleyn ma'al-ka'beyn. Ve aşık kemiklerine kadar topuklarla beraber de ayakları yıkamak. Ve tertib. Ve tertib. Tertip de abdestin farzlarındandır. Ve muvala da abdestin farzlarındandır. Muvala yani abdest uzuvlarını peş peşe yıkamaktır. Arka arkaya yıkamaktır. İnşallah her biri ne demek konuşalım üzerinde. Abdestin birinci farz olan maddesi abiler yüzü yıkamaktır. Birinci olarak abdeste farz olan uzuv olarak farz olarak kardeşler yüzü yıkamaktır. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede dedi ki Maide suresinde Ya eyyuhallezine amenu iza kumtum ila salati faghsilu vucuhakum. Ey iman edenler namaza kalktığınız zaman yüzünüzü yıkayın dedi Allah Azze ve Celle ayeti kerimede. Allah Azze ve Celle ayette bu şekilde söyledi. Öncelikle kardeşler farz olan abdest uzuvlarından birinci olarak yıkanması gereken yüzdür. Peki yüzde sınır tam olarak neresidir? Yüzün tam olarak hangi bölümünün yıkanması gerekir? İnşallah soru olarak sormayayım. Ben kendim göstereyim. Çok fazla meclisimizi uzatmış olmayalım. Zaten ara ara bazı meselelerde sorular sorarım sizlere. Şöyle kardeşler yüzün sınırı şu saç kökünün dibinden başlar. Şöyle gelir kardeşler saç köklerinin şu enseden itibaren şuradan gelir. Kulak şu yumuşak memelerine kadar kardeşler şuraya kadar. Şurayı kastediyorum. Şöyle gösterebilirim. Şuraya kadar şuradan gelir. Şöyle çene altından devam eder abi yer. Yıkanmaz. Yüzün asıl kısmı burasıdır. Buranın yıkanması vaciptir. Her bir Müslümanın abdest alırken burayı yıkaması gerekir. Aksi takdirde abdesti geçerli olmaz. Bu meselede yüzün yıkanmasının vacip olma noktasında hiçbir ihtilaf bilmiyoruz. Zaten Allah Azze ve Celle'nin apaçık sarih ayetiyle apaçıktır mesele. Allah Azze ve Celle dedi ki ey iman edenler namaz için kalktığınız vakit yüzlerinizi yıkayın dedi Allah Azze ve Celle.
Burada ihtivaf meselesi şurasıdır kardeşler. Ağız ve burun yüze dahil midir, değil midir? Ağzı ve burnu da yıkamak, yüzü yıkamak gibi vacip midir, sünnet midir? İlim ehli arasında bu mesele ihtilaflı bir haldedir abiler. İlim ehlinden bazıları dediler ki hayır, ağız ve burun yüz kapsamında değildir. Ayrı bir şekilde değerlendirilir ve onları yıkamak müstehaptır. Terk edilirse bir beyisi yoktur. İlim ehlinden bazıları da dediler ki ağız ve burun yüz kapsamındadır. Yüz kapsamından olduğundan dolayı ağzı ve burnu yıkamak da aynı yüzü yıkamak gibi vaciptir. Allah-u Alem, Allah Azze ve Celle en doğrusunu bilir. Mesela kendisine itibar edilen bir ihtilaf üzeredir bu mesele. Allah-u Alem asıl olan ağzın ve burnun yüze tabi olmasıdır abiler. Yüzün kısmından olması ve dolayısıyla vacip hükmünde, onların yıkanmasının da vacip hükmünde olmasıdır. Biz bu meseleyi söyleyenlere şöyle nakillerde bulunuyoruz. Mesela işte ağzı ve burnu yıkamak sünnettir, müstehaptır. Terk edilirse bir beis olmaz diyenlere şunu söylüyoruz. Diyoruz ki ağzı ve burnu yıkamak aslında vaciptir. Abdestin vaciplerindendir. Yüz kapsamındadır ve vaciptir. Birinci olarak diyoruz ki bunun vacip olmasıyla alakalı. Birinci olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağzı ve burnu yıkamayı hiç terk etmemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzı ve burnu hiç yıkamayı hiç terk etmemesi onun vacip olduğuna dair büyük bir karinedir. İkinci olarak diyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağzın ve burnun yıkanmasını da sahabeye emretmiştir. Aleyhissalatü vesselam ağzın ve burnun yıkanmasını sahabeye emretmiştir. Sünenlerde geçen bir rivayette Aleyhissalatü vesselam sahabeye dedi ki وَبَالِغْ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ اِلَّا اَنْ تَكُونَ صَائِمًا. Şayet oruçlu değilsen buruna bolca su ver dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oruçluysan az ver. Ama her halükarda verilir kardeşler. Her halükarda verilir. Ve Ebu Davud'un ziyadesinde ise aleyhissalatü vesselam dedi ki اِذَا تَوَضَّعْتَ فَمَضْمِدْ. Abdest aldığın zaman ağzına bolca su ver dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Birinci olarak aleyhissalatü vesselam bu fiili kesinlikle terk etmemiş. İkinci olarak kardeşler aleyhissalatü vesselam bunu sahabeye emretmiş. Üçüncü olarak da ağız ve burun yüz kapsamındadır. Bu defa da üçüncü olarak da bu delili getiriyoruz. Ağız ve burun yüz kapsamından olduğundan dolayı yüzün şu yanakları yıkamak gibi, şu çeneyi yıkamak gibi ağzı ve burnu yıkamak da aynı yüz kapsamındadır. Yıkanması gerekir. Bazıları diyebilir, o zaman gözler de yüz kapsamındadır. Gözleri niye yıkamıyoruz? O zaman gözleri yıkamak da vacip olmalı. Niye gözleri yıkamak vacip değil, vaciptir demiyorsunuz? Bunlar için de deriz ki, bazıları şöyle bir şey söylüyor. Gözlerin içini niye yıkamıyorsunuz? Gözlerini belki duymamışsınızdır ama bu mesele bazıları mesele hakkında konuşmuş. Gözlerin içini niye yıkamıyoruz? Veya gözlerin içini yıkamak da niye abdestin farziyetine dahil edilir? Niye yüz kapsamında değerlendirmiyoruz? Şundan dolayı kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözlerin içini yıkadığına dair bir şey sabit değil ki. Aleyhissalatü vesselamın bunu emrettiğine dair bir şey sabit değil. Ama ağzı ve burnunu yıkadığına dair birçok nakil var. Hiç terk etmediğine dair birçok nakil var. Veya bunu emrettiğine dair, bunu sahabeye nasihat ettiği, tavsiye ettiği, emrettiğine dair bir sürü nakil var. Bunlardan dolayı ağız ve burun yüz kapsamındadır. Yıkanması vaciptir kardeşler. Ağzın ve burnun yıkanması vaciptir. Tabi son noktaya koymuyoruz. Mesele ihtilaflı bir mesele. Bazıları da sünnettir diyorlar. Bu bizim daha çok tercih etmiş olduğumuz, kalbimize, gönlümüzün üzerinde olmuş olduğu görüştür kardeşler. İkinci mesele bununla alakalı, abdeste uzuvların yıkanmasıyla alakalı ikinci vacip olan şey kolların dirseklerle beraber yıkanması. Kolların dirsekle beraber yıkanması. Dirseğin kol yıkanırken dirseğin de içine alınması kardeşler. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede biraz önce okumuş olduğum Maide suresinde dedi ki Ya eyyühellezine amenum, ey iman edinler, İzâ kumtum iles salati faksilû vücuhekum ve eydiyekum ilel merafik. Yüzünüzü yıkayın ve ilel merafik, dirseklere kadar da kollarınızı yıkayın. Soru sorayım burada abi. Dirseklere kadar mı? Dirseklerle beraber mi? Ayeti nasıl anlamamız gerekir? Vemsahû veya faghsilû vucûhekum. Faghsilû vucûhekum ve eydiyekum ilel merafik. İlâ harfi cer. İlâ harfi cer. İlim talebeleri. Siz konuşun. Dirseklerle beraber mi yıkanır? Kol dirseklerle beraber mi yıkanır? Yoksa Allah Azze ve Celle ila normalde dirseklere kadar anlamı veriyor. Zahiren baktığınızda dirseklere kadar anlamı veriyor. Belki mealen okumuşsunuzdur. Zahiren şöyle bir mana veriliyor ayeti kerimeye.
yüzünüzü yıkayın, dirseklere kadar da kollarınızı yıkayın ibaresi veriliyor. Buyur abi sen söyle. Söyle. Dirseklerle beraber. Dirseklerle beraber. Niye? İlahi nasıl anlamamız gerekiyor? İlah dirseklere kadar anlamı veriyor aslında. Asıl anlamı odur. Kardeşler, çok aslında lugata girmek istemiyorum. Biraz belki zorluk olur. Ama buradaki ila na'a manasındadır. Na'a beraber. Dirseklerle beraber yıkayınız manasındadır. Hiç böyle lugatına girmeden kardeşler, en büyük delil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kollarını yıkadığında dirsekleri de katmıştır. En büyük delil budur zaten. Aleyhissalatü vesselam dirsekleri katmıştır. Darakutni'nin Cabir radıyallahu anh'tan rivayet etmiş olduğu hadiste Cabir radıyallahu anh dedi ki: "Kânen nebi sallallahu aleyhi ve sellem izâ tevadda'a edâral mâ'a alâ mirfakay." Aleyhissalatü vesselam abdest aldığında, kollarını yıkadığında suyu dirseğinin üzerine döndürürdü. Yani suyu tam dirseklerine, dirseğinin üzerine ulaştırırdı dedi Cabir radıyallahu anh. O böyle söyledi. Dirsekler dahildir kardeşler. Dirsekler dahildir. Oradaki ilâ da mâ'a manasındadır. Peki kardeşler, kollarımızı dirseklere kadar yıkadığımızda, dirseği geçtiğimizde kollar nereden yıkanmaya başlar? Abdest aldığımızda önce ellerimizi yıkadık. Sonra yüzümüzü yıkadık. Kollarınızı nereden yıkamaya başlıyorsunuz? Buyur abi. Parmak uçlarından. Nasıl parmak uçlarından yıkıyorsun? El buradan mı yıkanır abi yer? Buradan itibaren mi? Şuradan itibaren mi? Şuradan itibaren mi? Ya da şuradan itibaren mi? Dirseklere kadar yıkanır. Nereden itibaren yıkanır? Buyurun abi. Siz bileklerden yıkanır. Başka görüşü olan. Suyu ve şey yaptığınız zaman buraya mı, böyle buradan mı ulaştırıyorsunuz? Yoksa buradan mı ulaştırıyorsunuz? Neden ulaştırıyorsun suyu? Kafa atala. Avuç. Avuç içinden. Başka bir görüş avuç içinden çıktı. Parmak uçlarından. Başka bir görüş olan var mı? Hocam parmak uçlarından sonra avuç içinden buraya doğru getiriyorsun. Abi yer bu meselede ben öyle zannediyorum ki birçok Müslüman hata yapıyor. Abdest aldığınızda kolları yıkadığınızda şu dirseklere kadar oluyor ya, şu parmak uçlarından itibaren başlar. Buradan itibaren hepsine suyu ulaştırmakla sorumlusunuz dirseklere kadar. Birçok kardeşimiz şöyle yapıyor. Zaten abdestin girişinde bir ellerini yıkamış ya kardeşimiz. Ellerini yıkamış da sanki bir daha ellerini yıkamak vacip değilmiş gibi zannediyor. Kardeşler, abdestin girişinde ellerinizi yıkamanız bu müstehaptır. Ama yüzünüzü yıkadıktan sonra dirseklere kadar kollarınızı yıkamanız, ta şuradan parmak uçlarından başlamanız ise vaciptir. Ama abdest alan kardeşlerimizi görüyoruz. Şöyle suyu eline alıp verdiğinde veya suyu kolunu direkt musluğun önüne tuttuğunda şuradan itibaren tutuyor. Eli dahil etmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Esbigh al-wudu'a ve khallil bayna al-asabi' ve khallil bayna al-asabi'." Aleyhisselatü vesselam böyle söyledi. Dedi ki abdestini en güzel şekilde al. Abdestini en güzel şekilde al ve parmaklarının arasını hilalle. Suyu oralara ulaştır. Bütün elin ıslatılması gerekir. Suyun bütün ele ulaşması gerekir. Abdestin başını yıkadığınızda o olmasa da abdest olur kardeşler. Eğer elinizde bir necaset yoksa o olmasa da abdest olur. Ama yüzden sonra farz olan elleri ve kolu yıkama dirseklere kadar burada elleri yıkamazsanız abdestiniz batıl olur. Burada elleri yıkamazsanız abdestiniz batıl olur. Suyun bu elin içerisine, elin dışına, parmaklara, şu dirseğe kadar her yerine ulaşması gerekir kardeşler. Buna özellikle dikkat edin. Birçok kardeşimiz bu konuda bir yanılgı içerisinde. Üçüncü olarak başı mesthetme. Abdestin farzlarından bir tanesidir kardeşler. Şeyh muellif Mer'a İbni Yusuf başın hepsini mesthetme dedi. Mesru ra'si kullih ibaresini kullandı. Başın hepsini mesthetme. Başın hepsi mi mesthedilir? Başın dörtte biri mi? Ve yanları mı? Veya arkası mı? Başın neresi mesthedilir kardeşler? Başın neresi mesthedilir? Allah Azze ve Celle ayette dedi ki, Maide suresinde okumuş olduğum ayette, "Vemsahu bir usikum." Başınızı mesthedin. Başınızı mesthedin. Bu ibare genel bir ibare değil mi? Başınızı mesthedin. Asıl olan kardeşler, başın hepsinin mesthedilmesidir. Asıl olan başın hepsinin mesthedilmesidir. Dörtte bir mesedilebilir mi? Edilebilir. Edilebilir. Dörtte bir mesedilebilir mi? Evet, edilebilir ama asıl olan, en güzel olan, en eftal olan Aleyhisselatü Vesselam'ın çokça yapmış olduğudur. Daha çok ondan sabit olandır. Hepsini meshetmektir abiler. Buhari ve Müslim'in rivayetinde sahabe dedi ki Aleyhisselatü Vesselam'ın başının meshetmesinden bahsetti. Dedi ki: "Bede'e bimukaddemi ra'sihi hatta zehebe bihime ila kafahu thumma raddahuma ilel mekanin lezi bede'e mine."
Aleyhisselatü Vesselam'ın başını meshetmesini anlattı. Dedi ki Aleyhisselatü Vesselam'ın başını meshettiğinde iki el kardeşler, ıslak olan iki el. Şöyle sahabe dedi ki Aleyhisselatü Vesselam şöyle iki elini götürür arkaya kadar, enseye kadar, tekrar iki elini öne kadar getirirdi. Aleyhisselatü Vesselam başını böyle meshederdi. Aleyhisselatü Vesselam başını böyle meshederdi. Baş bu şekilde meshedilir kardeşler. Asıl olan bu şekilde meshedilmesi ve daha çok tercih edilen, daha çok yaygın olan da bu şekilde meshedilir olmasıdır. Burada müellif başka bir ibare kullandı abiler. Dedi ki ve minhul azan veya eznan. İbareye bakayım abiler. Eznan ibaresini kullanmış. Eznan yani iki kulak da baştandır dedi. İki kulağın da meshedilmesini vacip gördü müellif. Bu mesele de ilim ehlinin arasında ihtilaflı bir meseledir. İstiyorum ki böyle ihtilafları söyleyeyim ki daha iyi bilesiniz meseleyi. İlim ehlinden bazıları dediler ki başı meshetmek vaciptir. Kulaklar da başın baş kapsamında olduğundan dolayı kulaklar da meshedilir. İlim ehlinden bazıları da dediler ki hayır baş tamamen saç olarak şey olsa da mesholunsa da ama kulaklar bunun gibi itibar edilmez. Bu şekilde itibar edilmez. Kulakları meshetmek sünnettir. Velhasıl kardeşler abdestte kulaklar meshedilir. Öyle söyleyeyim. Abdestte kulaklar meshedilir. Aleyhissalatü vesselamın yapmış olduğu bir fiildir. Peki kulaklar nasıl meshedilecek? Kulakların meshedilme sureti tam olarak şöyledir abiler. Şu iki parmak, bunlar işaret parmaklarıdır. Kulakların içine konulur abiler. Kulakların içi bu iki parmakla temizlenir. Ve kulakların dışı da, kulakların dışında şu iki parmakla şey yaparız. Böyle meshederiz, ovalarız gibi. Öyle söyleyeyim. İki parmak kulağın içine konulur. Diğer iki parmak da kulakların arkasında gider gelir. Şöyle arkayı temizler. Aleyhissalatü vesselam'dan böyle sadır olmuştur. Abdullah İbni Amr o rivayet etti. Ebu Davud'da geçen hadisi. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce başını meshetti. Thumma mesaha en-nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem bi ra'sihi. Aleyhissalatü vesselam başını meshetti. Sonra dedi ki ve edhala isba'ihi es-sabbahatayn. Aleyhissalatü vesselam daha sonra iki parmağını fi udneyn. İki şey yaptı, kulaklarına koydu. Şu iki parmağını sebbabe bu parmak demektir Arapçada. Sebbabe bu parmağın ismidir. Aleyhissalatü vesselam iki parmağını kulaklarının içine koydu. Daha sonra ve mesaha bi ibhamihi zahira udneyn dedi sahabe. Şu iki parmağıyla da ibham buna denilir. Bu parmağa denilir. İbham Arapçada. Bu ibham iki parmağıyla ise kulağının dışını zahira udneyn kulağın dışını şey yaptı, meshetti, temizledi. Dedi sahabe Abdullah İbni Amr Ebu Davud'un rivayetinde. Bu şekilde kardeşler başı da meshetmek abdestin farzlarındandır. Dördüncü olarak kardeşler abdestin farzlarından bir başka mesele ayakları yıkamaktır. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede dedi ki ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَاَرُجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ وَاَيَاklarınızı da topuklara kadar yıkayın dedi Allah Azze ve Celle. وَاَرُجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ aşık kemiklerine kadar, topuklara kadar. İla harfi ceri burada aynı şekilde ma' manasındadır. Topuklarla beraber yıkanır. Aşık kemikleriyle beraber yıkanır. İmam Bukhari ve İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber bir seriyeye çıktı kardeşler. Bir seriyeye çıktı. Bir su alanına geldiler. Orada bazı sahabeler abdest aldılar. Erken abdest alanlar yola erken çıktılar. Bazıları biraz abdest almada gecikince çıkan gruba yetişmek istediler abiler. Çıkan gruba, seriyeye çıkan gruba yetişmek istediler ve abdestlerinde acele ettiler. Bazılarının ayaklarında kuru yerler kaldı. Tam ayaklarını yıkayamadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bağırdı. Dedi ki وَيْلُلْ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ateşte yanacak topukların vay haline dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdest tamamdır kardeşler. Ayaklar da yıkanır. Abdestte ayakları yıkamak farzdır. Ve buradaki ila harfi ceri ma'a manasındadır. Topuklarla, aşık kemikleriyle beraber yıkanır. Aşık kemiğini biliyorsunuz değil mi? O aşık kemikleri de yıkanır. Biraz üzerine çıkılır kardeş. O aşık kemikleri de ayağa dahil edilir. Biraz da üzerine çıkılır. Peki burada şöyle bir soru sorayım sizlere kardeşler. Ayetin zahirine dikkat edin. Allah Azze ve Celle ayette diyor ki, bu ayeti Türkçesini okuyayım sizlere. Ey iman edenler, namaza kalktığınız zaman yüzünüzü yıkayın, dirseklerle beraber kollarınızı yıkayın, başınızı mesledin, ayaklarınızı da. Ayakları yıkamak, ayakları yıkanır mı, mesledilir mi? Yıkama fiili burada nerede var?
ayaklarınızı da. Başınızı mesedin, ayaklarınızı da. Vaghsilu erculekum demedi veya vemsahu erculekum de demedi. En son vemsahu bi ru'usikum ve erculekum ila el-ka'bayn, başınızı mesedin, ayaklarınızı da dedi Allah Azze ve Celle. Bir şey mi söyleyeceksiniz? Buyurun. Evet. Nasıl anladınız ona atıf olduğunu? O hangi hareke? Ve erculekum mansup olarak. Evet, barakallahu fik. Doğru, güzel bir cevap. Abidir. Allah Azze ve Celle aslında ibret ayetin Arapça lafzındadır. İbret ayetin Arapça lafzındadır. Allah Azze ve Celle dedi ki ayete dikkat edin. Ya eyyühellezine aminu. Ey iman edinler. İza kumtum ila salati. Namaza kalktığınız zaman faghsilu vucuhekum. Vucuhe. İlim talebelere dikkat edin. Bu size daha çok lazım. Vucuhe. He. Oradaki vucuh kelimesinden he mansup olarak gelmiştir. Fethalı. Vucuhekum. Yüzünüzü yıkayın. Ve erculekum. Lam da fethalı gelmiş. Yani vucuha, yüze atıftır değil mi? Yüzünüzü yıkayın, kollarınıza yıkayın olur değil mi? Çünkü şey gelmiş, atıf var orada. Daha sonra dedi ki وَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ. Yeni bir şey. Başınızı mesedin. بِرُؤُسِكُمْ kesralı gelmiş. Sin kesralı gelmiş değil mi? Sonra وَاَرُجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ. اَرُجُلَ lam fethalı gelmiş. اَرُجُلَ اَرُجُلْ yüze ve kollara mı atıf olur, başa mı atıf olur? Hangisine atıf olur Rahma abi? Erucule hangisine? Yüze. Yüze ve kollara. Bakın onlar fethalı gelmiş ama ruus kesralı gelmiş. Eğer ayet-i kerime şöyle olmuş olsaydı kardeşler, bugün bu mesele önemli çünkü Şialar çıplak ayağının üzerine mes yaparlar. Bu ayeti delil getirerekten. Derler bak Allah ayet ediyor, başınızı mesedin, ayaklarınızla ayaklarınızı yıkayın demiyor ki. Çıplak ayağının üzerine mesediyorlar onlar. İbret Arapça lafzında ve erculekum ilel kabein, yüze ve kollara atıf var. İlim talebeleri özellikle bu meseleyi bilmeliler. Bilmek zorundalar. Çünkü lazım olan bir mesele. Evet. Beşinci mesele topuklarla beraber ayakların yıkanmasıdır. Dördüncü mesele oydu. Beşinci meselemiz ise kardeşler tertip. Azaları bir tertibe göre yıkamak. Bu da abdestin farzlarından bir tanesidir. Ayete yine dikkat edin. Her şey Maide suresi 6. ayette kardeşler. Ya eyyühellezine aminu. İza kumtum ila salah. Faghsilu vucuhekum ve eydiyekum ila marafiq. Ve emsahu bi ru'usikum ve erculekum ila ka'bayn. Ey iman edin, namaza kalktığınız zaman tertibe dikkat edin. Yüzünüzü yıkayın. Dirseklerle beraber kollarınızı yıkayın. Başınızı mesedin. Ayaklarınızı yıkayın. Tertip var değil mi kardeşler? Tertip var. Ve aleyhissalatü vesselam bir hayatı boyunca bu tertibe göre hareket etmiştir. Her zaman bu tertibe göre abdestini almıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tertip de vaciptir. Biri gelse dese ki ya ben önce ayaklarımı yıkayacağım. Önce yüzümü, ellerimi yıkayarak değil, yüzümü yıkayarak değil, ayaklarımı yıkayarak başlayacağım. Olur mu kardeşler? Olur diyen var mı içinizin? Olur diyen yok mu? Buyurun abi size. Hanefi mezhebine göre olur. Hanefiler dediler ki kardeşler, bir kimse geldiğinde önce ayaklarını yıkayarak abdeste başlayabilir. Tertip farz değildir. Veya önce kollarını yıkayarak da başlayabilir. İstemiş olduğu yerden başlar, sırasını karıştırabilir dediler. Onlar bu sözü şey yaptılar, İbn-i Mesud'dan bir sözü getirdiler. İbn-i Mesud'un şöyle bir sözünü naklettiler. Dediler ki İbn-i Mesud demiş ki, abdeste geldiğin zaman, abdest alacağın zaman ayaklarından başlama noktasında senin için bir beis yoktur. Ayaklarından başlayabilirsin. İbn-i Kudam el-Maktisi diyor ki bu sözün İbn-i Mesud'a nispet edildiğine dair hiçbir asıl yoktur diyor. Ali radıyallahu anh'a bir adam geldi. Dedi ki bizden biri şey yapıyor abdestinde, böyle karışık sıralama yapıyor. Ne diyelim ona? Ali radıyallahu anh dedi ki hayır, Allah'ın emrettiğiyle başlasın. Allah'ın koymuş olduğu tertibe göre hareket etsin. Aksi takdirde onun abdesti yoktur dedi Ali radıyallahu anh. Bu cumhurun görüşüdür kardeşler. Abdeste tertip farzdır. Bir kimse önce ayaklarını yıkayarak abdeste başlayamaz. Başlarsa abdesti batıl olur. Böyle bir kimsenin abdesti batıl olur. Bu görüş de ilim ehlinden Hanifilerin görüşüdür. Onlara göre dilediği yerden başlayabilir abdeste bir kimse.
Altıncı mesele, abdeste farz olan altıncı bir mesele ise kardeşler muvalat. Muvalet, muvalat abdest uzuvlarını peş peşe yıkamaktır. Bir abdest uzuvu kurumadan diğerini hemen akabinde yıkamaktır. Şöyle bir durum olur mu kardeşler? Bir kardeşimiz geldi, abdest almaya başladı, yüzünü yıkadı, sonra gitti, 5 dakika sonra geldi, kollarını yıkamaya devam etti. 10 dakika sonra geldi, yarım saat sonra geldi, yarım bıraktığı yerden devam etti. Olur mu böyle bir abdest? Buyur abi. Olur mu? Acil bir şey için gitmişse olur. Başka görüşü olan. Acil bir şey için gitmişse olur dedi abi. Başka görüşü olan. Buyurun abi. Ömer abi söyle. Hocam olmaz. Çünkü mesela diyelim ben yıkadı, yüzünü yıkadı, çıktı gitti içeriye. Sonra belki yüzü de bir daha kirlenmiştir, eli bir daha kirlenmiştir. Bir daha gelip abdest alacak. Peki hiç kirlenmemişse? Belki hiç kirlenmedi. İyi kendini muhafaza etti. Hiç kirlenmediyse. Abdeste asıl şey, asıl ibre çok kirlendiğimizden dolayı mı biz abdest alıyoruz, yoksa taabbudi midir? Hocam abdest almak. Abdestin manası temizlenmek ya. Evet. O yüzden hocam. Tamam. Buyurun abi. Hocam onlar çıkmışlar. Elinde bir kadar ağzından önünde su verdi. Yüzünü yıkadınca çok acil bir şey oldu. Evet. Eğer çıktı. Yine abdest almak önünde yüzü kurumadıysa abdestine kaldığı yerden daha önce. Barakallahu fik. Güzel bir cevap. Normalde kardeşler böyle bir şey olmaz. Ben yüzümü yıkadım gittim, 10 dakika sonra tekrar geri geldim, abdestime kaldığım yerden devam edeceğim. Böyle bir şey olmaz. Abdeste muvalat, abdest uzuvlarını kurumadan, biri kurumadan diğerini akabinde yıkamak vaciptir. Kesinlikle terk edilmez. Ancak abinin söylemiş olduğu üzere çok çok acil bir şey çıktı. Hemen gittik yaptık, tekrar geldik devam ettik. Ama abdest uzuvu kurumadı. Veya araya böyle çok şey bir vakit girmedi. Bu durumda bir kimse bir yere mesela mescidin dışına çıktı, tekrar geldi ama daha yeni zaten ıslaklık olduğu gibi duruyor. O zaman devam edebilir. Gerçekten acil bir iş olmuşsa. Onun dışında abdeste uzuvların yıkanmasında araya bir zaman konulmaz abiler. Araya bir zaman konulmaz. Allah-u Alem Ebu Davud'da geçiyordu. Bir gün bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı gördü. Adam abdest almış ve namaza durmuş. Aleyhissalatü vesselam onun ayağında böyle bir tırnak kadar kuru bir yer gördü. Tırnak kadar kuru bir yer gördü. Dedi ki, اِرْجِعْ فَاَحْسِنْ وُضُوَكْ Dön ve abdestini güzel bir şekilde al. Adam döndü ve abdestini baştan aldı. Gidip o kuru yeri sadece temizlemedi. Asıl olan gidip tekrar baştan başlamaktır. Muvalatın olması da abdestin vaciplerindendir. Bu şekilde altı madde zikrettik. Aslında abdestin sıfatı meselesi de biraz bununla alakadar ama inşallah abdestin sıfatı tam olarak nasıldır, nasıl abdest alınır, bunu gelecek dersimizde anlatacağım. Burada müellif abdestin şartlarından bahsetti. Dedi ki ve şurutuhu semaniye. Abdestin 8 tane şartı vardır. Peki bu 8 tane şart nedir? Şartlar dediğim gibi abdest fiilinin dışındadır abiler. Farzlara dikkat ettiyseniz hepsi abdest fiilinin içindedir. Ama şartlar abdest fiilinin dışındadır. Biraz uzun olmuş değil mi? Bunu da okuyayım inşallah bitirelim abiler. Dedi ki müellif inqita'u ma yucibu. Abdesti gerektirecek şeylerin kesilmesi. Ne demek söyleyeceğim inşallah. Ve niye? Abdestin şartlarındandır. Niyet olacak. Ve İslam. İslam olacak. Kişi Müslüman olacak. 4. Ve akıl. Akıllı olacak. Ve mümeyyiz. Mümeyyiz olacak. 6. Ve ma'u tahuru el mubah. Su tahur olacak ve mubah bir su olacak. 7. İzaletu ma yemna'u vusulehu. Suyun ulaşmasını engelleyecek her şeyin izale edilmesi gerekir. 8. Vel istinca'u evl isticmar. Abdestten önce kişi helâ ihtiyacına giderse istinca veya isticmar yapacak. Birinci olarak kardeşler inqita'u ma yucibu. Abdesti gerektirecek şeylerin kesilmesi. Bunların hepsinin izale olması gerekir. Abdesti inqita'ya uğratacak, abdesti bozacak. Her şeyin son bulması gerekecek. Her şeyin son bulması gerekiyor ki ondan sonra abdest fiiline geçebilirsiniz. Aslında müellif bu ibareyi kullanmasaydı ben bunu size hiç zikretmezdim. Çünkü her akıl sahibinin bilebileceği bir şey. Ama özellikle böyle metinler telif eden alimler çok ince meseleleri dahi düşünmüşler abiler. Çok ince meseleler hakkında dahi konuşmuşlar. Bunun örneği mesela şöyle örneğini size vereyim. Mesela bir kimse böyle diyorsa tuvalette ihtiyacını gideriyorsa, ihtiyacını giderirken ya bir taraftan da abdest alayım diyebilir mi? Ellerini, kollarını yıkayarak, yüzünü yıkayarak başlayabilir mi? Zaten daha böyle diyor, daha böyle işi bitmemiş ki. Değil mi? Veya daha isticmar yapmamış ki, daha temizlenmemiş ki. Nasıl abdest fiiline geçsin?
Onun için abdesti kesebilecek, abdesti inkıtaya uğratabilecek her şeyin izale olması gerekir. Bu birinci madde. Abdestin şartlarından birinci madde. İkinci madde niyet olacak kardeşler. Abdeste yönelen bir kimsenin niyet olması gerekir. Eğer niyet yoksa sadece uzuvlarınızı yıkamış olursunuz. Başka o bir normal bir abdest olmaz. Niyetin önemiyle alakalı gelecek derse konuşacağım abiler. Soru sormadım. Aklınızda kalsın, sonra siz sorun. Evet. Aleyhissalatü vesselam sahih hadise dedi ki اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ مْرِئِنْ مَا نَوَى. Muhakkak ki ameller niyetlere göredir ve herkes için niyet ettiğinin karşılığı vardır dedi aleyhissalatü vesselam. Üçüncü madde el-İslam. Kişinin Müslüman olması gerekir. Müslüman olması gerekir derken kimleri çıkardı müellif burada abiler? Kimleri çıkardı? Buyur abi. Evet, tamam. Müşrikleri, kafirleri çıkardı. Bir kimse müşrik veya kafirse abdest alsa da boştur kardeşler. Abdesti geçerli değildir. Allah Azze ve Celle dedi ki لَيْنْ اَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنْنَ عَمَلُكُ. Şayet şirk koşarsan amellerin hepsi boşaydır. Abdesti boştur. Veya مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اِشْتَدِدْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ. Kafirlerin amelleri rüzgarlı bir günde külün misali gibidir dedi Allah Azze ve Celle. Rüzgar küle vurursa ne olur? Hiçbir şey kalmaz. Onun için abdesti de diğer ibadetlerde asıl bir şart olarak İslam'ın olması gerekir. Kafirleri muhatap mı değiller mi bu konu hakkında konuşmuyorum abi. Sadece amelleri batıldır onun üzerinde konuşuyorum. Muhatap olmaları ayrı bir şey. Şeriatın emirleriyle, namazla, abdestle, oruçla bu emirler karşısında muhatap olmaları çok farklı bir şeydir. Onlar Müslümanların muhatap olduğu her şeye muhataptırlar. Şu ayette Bakara suresinde Allah Azze ve Celle dedi ki meseleye girmek istemiyordum normalde ama belki kafalarınızda soru işaretleri oluşabilir. Allah Azze ve Celle dedi ki ya eyyuhennâsü ubudu rabbekum. Ey insanlar Rabbinize ibadet edin dedi Allah Azze ve Celle. Bütün insanlar. Değil mi? Bütün insanlar. Belki de Allah Azze ve Celle yapmış olduğu ibadetleri karşısında boştur ama hidayet edecektir. Allah Ebu Bekir'e hidayet etti. Allah Azze ve Celle Ömer'e hidayet etti. Ali'ye hidayet etti. Güzellikleri vardı değil mi? Güzellikleri vardı. Bunun karşısında Allah Azze ve Celle hidayet etti. Ama aslında yapmış oldukları abdestleri veya kıldıkları namazları hepsi boştur abiler onların. İslam olacak. Dördüncü olarak el-akl. El-akl şartını koştuğumuzda abdest için kimleri çıkarmış olduk buradan? Buyurun abi söyleyin. Delileri. Deliler, deli bir kimse abdest alırsa kardeşler abdestinin bir hükmü yoktur. Abdestinin bir hükmü yoktur. Deli bir kimsenin. Çünkü şeriat onu bütün konularda muaf tutmuştur. 5. Mümeyyiz. Mümeyyiz. Bu kimsede mümeyyiz olan kimsede abdest konusunda şey değildir. Şart olarak şey yapılmaz, getirilmez. Mümeyyiz kimdir? Mümeyyiz kimdir? Buyurun abi. İyi ve kötüyü birbirinden ayırt edebilecek. İyi ve kötü, yanlışı veya doğru birbirinden ayırt edebilecek kimse. Mümeyyiz yaşı ortalama 6 veya 7 yaştır kardeşler. 6-7 yaşına gelen bir çocuk artık mümeyyizdir. Mümeyyizlerin muhatap oldukları bütün konularda muhataptırlar. Buluğa erenlerin muhatap oldukları farklıdır. Mümeyyizlerin muhatap olduğu şeyler farklıdır. Mümeyyizlerin muhatap oldukları her şeye muhataptırlar. Mümeyyiz bir kimse daha sonra abdest için şart olan şeylerden bir diğer madde mümeyyiz olması gerekir. Eğer 7 yaşından küçükse veya 6 yaşından küçükse abdest öğretilmez mi? Veya abdest kesinlikle abdest almasın mı diyoruz? Hayır kardeşim. Böyle çocuklara büyüdüğü zaman artık ibadet yapması gerekir, abdest almasın, namaz kılması gerekir. Bu minvalde abdest alma öğretilebilir veya benzeri şeyler üretebilir. Ama aslında muhatap değildir. Altıncı madde الْمَاءُ الطَّهُورُ mubah. Suyun, kendisiyle abdest alınacak suyun abdestteki başka bir şart tahur olması gerekir kardeşler. Sular kaç kısımdı? Buyur abi. Söyle. Tahur, tahir, necis. Tahur, tahir, necis. Tahur sularla abdest alınır dedik değil mi? Tahur sular temiz ve temizleyicidirler. Suyun tahur olması gerekir ve mubah bir su olması gerekir. Neyi çıkardık? Mubah derken hangisi kullanılmaz? Çalıntısı kullanılmaz. Tahurdur ama çalıntıysa kullanılmaz. Barakallahu fik. Sonra yedinci madde. İzâletun mâ yemne'û vusûlehû. Suyun bedende ulaşmasını engelleyecek şeylerin izale edilmesi gerekir. Eğer suyu uzuvlarımıza ulaştırma noktasında suyun ulaşması noktasında engel olan ne varsa onların izale edilmesi gerekir. Mesela kardeşler yüzük. Eğer bir yüzük suyun ulaşması için bir engel teşkil ediyorsa vaciptir.
şartlarındandır. O yüzün izale edilmesi gerekir. Veya eliniz hamurlu veya unlu abdest alacaksınız. Un suyun ulaşması için bir engel teşkil eder kardeşler. Veya hamur elde varsa veya kolda varsa suyun ulaşması için bir engel teşkil eder. İzale edilmeleri gerekir. Veya kadınlar daha böyle özellikle Allah'ım diyorsun inşallah bizim kadınlar kullanmıyordur da özel bir genel bir hüküm olarak söyleyeyim. Böyle parmaklarına oje sürmüş kadınlar suyun ulaşmasını engelleyecek şeyler. Bu tür şeylerin de izale olunması gerekir ki su ulaşsın. Veya suyun bedene, abdest uzuvuna ulaşmasını engelleyecek ne varsa şarttır. Abdestin şartlarındandır. Olmazsa olmazlarındandır. Onların izale edilmesi gerekir abiler. Evet. 8. ve son madde ise kardeşler el istinca evl isticmar. İstinca veya isticmarın olması gerekir. Yani kişi abdest almadan önce kardeşler abdeste hazırlık cinsinden helaya girdiyse temizlenmesi gerekir. Temizlenmeden ihtiyacını gidermiş ama temizlenmeden çıkıp abdest alırsa abdesti geçerli olur mu? Olmaz, temizlenmemiş. Adam necaseti tam olarak izale etmemiş, temizlenmemiş. Necaseti tam olarak izale etmesi gerekir. Bu 8 tane madde abdestin şartlarındandır. İnşallah öyle zannediyorum ki sanki biraz uzattık. Allah Azze ve Celle bizleri hayırlara muvaffak kılsın. Anlayan, fehmeden hayatına güzel bir şekilde aktaranlardan kılsın. Gelecek dersimizde inşallah abdestin sıfatı hakkında konuşacağız. Bu maddelerden sonra abdest tam olarak nasıl alınırmış? Abdestin sünnetleri neymiş? İnşallah Allah Azze ve Celle nasip ederse üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Rabbim bizleri muvaffak kılsın. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.